Arada bir dışarıya çıkmayı seviyorum. Eskiden 7 gece dışarılardaydım. Evde yapacak şey bulamıyordum. Ya Teoman, sana da artık polis çocukları polis yapıyorlar gibi geliyor mu diyor. Bakıyorsun eskiden polis amca dediklerin polis kardeş olmuşlar. İki şarkıyla kariyer yapamazsınız. Zannedersiniz, illüzyondur o. Yani birisi bir tane şarkı çıkarır, zanneder ki o şarkı hit olursa Türkiye turnesine çıkacak. Yaşı küçük birisi, lütfen fotoğraf çektirelim diyor, tamam diyorsun. Sonra anne sen de gel diyor, annesi yok diyor. Gel gel diyor, sen orada bekliyorsun. Bunlar aralarında gelip gelmeme hususunda tartışıyorlar. Kadın istemiyor. Sen ikna etsin. Kızı gelsene ne olur. İkram ediyor falan. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Sen geçen bölüm şey dedin ya, optimum düzeyde tutuyorum, sıfırlamıyorum, hani dışarı da çıkıyorum diye. Hı hı. Bu cuma çıkacağım, planladım. Nereye? Orasını söylemeyeyim. Teoman bizi diskoteye götür. Tek başıma çıkıyorum. Hep tek mi çıkıyorsun? Ya arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum ama tek çıkmayı seviyorum ben. Tek başıma olmayı seviyorum öbür türlü. Tek kalabiliyor musun peki? Zaten tanıdıklar oluyor. Yani bir yerlerde görüyorum, onun şöyle bir avantajı var. İki kişi çıktığın zaman nerede onunla da ilgilenmen gerekiyor. Yeterince benim kadar mutlu mu buradan falan diye düşünmen gerekiyor. Öyle şeyleri sevmiyorum ben. O bana sorumluluk yüklüyor. Ben çünkü hiçbir şey yapmadan da sadece düşünerek kendini oyalayan bir insanım. Böyle dışarı çıkınca da uzun uzun sohbetler etmem gerekmiyor insanlarla falan. Arada bir dışarıya çıkmayı seviyorum. Eskiden 7 gece dışarılardaydım tabii. 7 yapıyor muydun ya? Evde yapacak şey bulamıyordum. Bir de yani bizim işimiz hep gece hayatıydı. Rock'n'roll biraz serserilikle yan yana bir şeydir ya. Yani 19 yaşından itibaren ben onun çok normal bir hayat olduğunu düşünerek devam ettim. Sonradan yavaş yavaş artık biraz ayağınız çekiliyor öyle yerlerden. Her gün aynısı oluyor. Ertesi gün zor geçiyor falan bir yerden sonra. Şimdi arada bir, 10 günde bir, haftada bir falan, bazen 15 günde bir kendime öyle izin veriyorum. Böyle bara falan gittiğinde mesela barmenle, barmaidle falan böyle şey oluyor musun? Böyle entegre oluyor musun? Arkadaşlarım var, DJ'ler falan var. Yani genelde de çok eskiden beri tanıyor olduğum insanlar oluyor. Şey de gündüz hayatında çok da denk gelemediğim bir sürü arkadaşıma orada denk geliyorum. Geçen hafta gittim. Hiç beklemediğim bir arkadaşımla beraber 1-2 saat geçirdim falan. Yani yalnız başınalığın öyle bir avantajı var barda. Elektronik müzik dinliyor musun? Dinliyorum. Yani dinliyorum demeyeyim. Olduğum yerde denk gelirsem. Denk geliyor. Şimdi, yoksa ben artık müzik de dinlemiyorum. Evde hiç müzik dinlemiyorum ben. Son dönemde bu son 3-5 yılda fena bir üretim başladı ya. Çok güzel üretimler var. Ve bayağı böyle yani çok iyi dediğimiz şeyler çıktı, tipler çıktı. Gençlerle ilgim var benim. Müzik dinlemiyorum ama ya bu bizim gençler, bizim çocuklar neler yapıyor acaba diye sürekli bakıyorum. Ve bir sürü güzel şey de görüyorum. Yani İnsanlar genelde şöyle bir şey yapıyorlar. Kendilerine bir yol seçiyorlar. O yolun devamındaki insanlar yoksa, başka yönlere gitmişlerse, abi bunlar müzikten anlamıyor, bizim şeyimizden değiller falan diye görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Benim kendi bir yolum var. Onun haricinde acaba o popüler müzikte başka alanlarda nerelere, ne tarz şeylerle gidiyor diye insanlara bakıyorum. Hip-hop'u da seviyorum, Kaan Boşnak'ı seviyorum, Yüz Yüzeyken'le yaptığı işleri seviyorum. Yüz Yüzeyken daha evvel daha alternatif şeyler yapıyordu, çok daha gençken Kaan. Onlar da güzeldi, onun yolunu değiştirmesini de seviyorum. Başka ne dinliyorsun mesela? Yüz Yüzeyken konuşuyoruz, başka? Bir sürü kişi, dinliyorum demeyelim, biraz analiz seviyorsun nedeniyle. Diyelim, sevdin, yani, dinledin, sevdin. Bakıyorum, mutlu oluyorum onlar için diyelim. Veya evet bu üretim gençlerde de çok güzel gidiyor dediğim. Sena Şener çok güzel gidiyor gençlerden. Onu yani
İlk çıktığından beri takipteyim aslında. Bu kız neler yapıyor diye bakıyorum Sena'ya. Çok güzel, enteresan şeyler yapıyor. Lalalar seviyorsun galiba. Lalalar çok seviyorum. Onlar tam anlamıyla nasyonel kabul edilmez. Biraz enternasyonel bir müzik yapıyorlar. Evet, bayağı. Aşırı dinleyicileri yok ama çok enteresan, güzel bir şeyleri yalnız var. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder. Evet, onlar hepsi çok güzel. Yani sadece tek tarza yoğunlaşmıyorum ben. O en uç noktalara kadar, yani çakala kadar gidiyorum. Çakal. Yani orada Ati. Orada da ilginç şeyler. Çakal mı, çakal mı artık? Çakal mı, çakal tatlı mı? Emirhan. Çakal. Emirhan, tanıştık çocukla. Bizim bir arkadaşımız var, şu arkandaki kameradaki arkadaşımız Atakan. Yani mesela birçok rap şarkıcısı o şarkıyı yapmaya niyetlendiğinde Atakan dinlemeye başlıyor. Yani şarkının bitmesine gerek yok. Ha, öyle mi? Henüz bitmemiş şarkıları dinliyor. Yani ben ya da bize öyle geliyor. Yani ben gençlerin şimdi bu akademik bir alan değil popüler müzik. Başka bir şey. Yıllarca çalışmak da gerekmiyor. Mesela Emirhan'la, Çakal'la tanıştık. Çakal'ın ismi Emirhan mı? Evet. Soyadı Çakal galiba. Emirhan Çakal mı çocuğun ismi? Yani gencecik bir çocuk. Fırlamanın teki. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Birdenbire ortalığı dağıttıklarını görmek de hoşuma gidiyor. Ayrıca kendilerine özel, çok özel yeteneklerle onu yapmaları da hoşuma gidiyor. Çok büyük bir arka planları olmaması da müzikle. Birdenbire karar veriyor. Pandemide işsiz güçsüz kalıyor. Bir albüm çıkarıyor, ortalığı dağıtıyor çocuk. Bunlar benim hoşuma giden şeyler. Ben Uzi dinliyorum abi. Her şey olur. Onlar da çok başarılı. Ya bu Azer Bülbül'ün bir şarkısını yapmış. Caney diye bir şarkı. Büyük sevdim şarkıyı. Güzel şarkı, güzel şarkıdır. Yani o şöyle bir şey, bu güzel mi değil mi dememiz bile saçma. Seversin, sevmezsin. Ben çok sevdim ya. O kadarcık. Ama bir yandan da tribe giriyorsun tabii ya. Yani şimdi rap, Türkçe rapte de bir acayip bir hal oldu. Çok güzel şarkılar yaptılar arkadaşlar. Ama bir ara bir tayfa girdi. Tamamen şeye döndü olay işte. Gucci, Prada falan. Sadece markalar bak, sıralamaya başladılar şarkılarda. Bak, ama şöyle bir şey var. Geçen gün Ceza'yı çok beğenirim zaten eskiden Ceza, beri. Tabii canım. Ceza çok güzel. Ağababaları sayılır tabii, onların. Tabii kesin. Öyle de görüyorlardır. Artık bayağı 40'larına, 45'lerine geldi galiba Ceza. Yani onun röportajını okudum. Çok güzel analiz ediyor aslında. Diyor ki ne yani diyor? Bir hip hop sadece benim yolum değildir veya onun yolu değildir. Bu total olarak bir kültür ve bu kültürün içerisinde aynı zamanda çok alt sınıflardan gelip üst sınıflara öykünme, sınıf atlama gibi hayaller de vardır bunun içinde diyor. Ya bu benim yorumum değil, Ceza'nın yorumu ama benim kafamı açtı bu. Yani olayı daha iyi görmeye başladım. Tek başına tabii ki Gucci, Prada'lara yönelmek çok doğru bir şey değil ama eğer o hisler de varsa o kişilerin içerisinde onu da söyleyecekler tabii. Ceza bence başka biri zaten. O çok yani özel bir yerde hakikaten. Çok Ceza bir şey. Çok önemli bir yerde. İnsanları yargılama taraftarı değilim. Yani şeyden, sadece müzikal taraftan da değilim. Herkesin başka özlemleri olabilir. Biz daha derinleşmeyi isteriz hayatımızda. İtidal peşindeyizdir, basitliğe gitmeyi isteriz. Kimisi de belki 18-20 yaşında çocuk pahalı pahalı arabalara sahip olmayı isteyebilir. Onun da şarkısı yapılsın artık. Sana birini önereceğim. Belki sen dinlemişsindir. Sera Savaş diye biri var biliyor musun? Yok, dinlemedim hayır. Kafamın içi meyhane diye bir şarkı yapmış. Hı-hı. Şarkıyı bir dinle, gerçekten bitirdikten sonra kafanın içi meyhane oluyor. Çok acayip bir sesi var, acayip bir tarzı var. Çok beğendim ben. Mesela hani Sor, müthiş popüler falan biri değil. Zaten daha çok da genç bir arkadaşımız. Şeyi seviyor musun? Dolu Kadehi Ters Tut seviyor musun? Onları da beğeniyorum. Şeyleri falan da, yani Gazapizm falan kendine çok güzel bir yer tabii. Yer buldu. Bak o da ayrıştı ha. Ayrıştı. Gazap da yani mesela o rapçi tayfanın biraz daha dışında başka bir şey yapıyor. Yani, senfoni konserler veriyor falan. Tabii yani bunlar toplandığı zaman zaten bir dünyayı oluşturuyor. Eğer ki herkes gazap peşinden gitse çok sınırlı bir yerimiz olurdu. Ama şimdi çok güzel bir spektruma sahibiz böyle olması sayesinde de. Bir şey daha zikretmek isterim. Yani benim Türk popüler müziğinde çok ayrı bir yere koyduğum, ticari olmayan ama artistik olan Peyk var. Yeni tanıştık ama ben uzun zamandır aslında onları biliyordum. Yani üst jenerasyonlarda da hala içindeki ateş sonuna kadar yanan insanlar var. Ve bu ticari bir ateş değil, sanata dair bir ateş. Yani üst jenerasyonlara oradan devam ediyor. İrfan mesela
birebir konuştuk. Şimdi müzikal hazırlıyor. Ekonomik taraflarını hiç düşünmeden öyle çalışan üst jenerasyondan da insanlar var. Onlar kendi kendilerini zenginleştirme peşindeler. Ama bu müziğin taşıyıcısı her zaman dünyada da olduğu gibi aslında gençlerdir. Yani popüler müzikte ana hattı bir yerden sonra gençler taşırlar. Biz benim pozisyonumdaki insanlar biraz nostaljik bir figürüzdür. Geçmiş şarkılarımızı tekrar sunma üzerinden yaşarız. Onlar yeni yeni şeyler yapanlar o tip insanlar. Sen kaç yaşındasın? 24. Genç sayılır mı? Genç tabii canım. Bana artık herkes çok genç geliyor da bir arkadaşım var bana şöyle diyor. Ya Teoman, sana da artık polis çocukları polis yapıyorlar gibi geliyor mu diyor. Bakıyorsun eskiden polis amca dediklerin polis kardeş olmuşlar. Sence peki mesela Teoman daha nostaljik bir karakter mi? Hadi buyur şimdi önünde cevap ver. Evet ya. Tabii yani bak, o 24 yaşında benim kariyerim 26 senelik. Yani ben 2 yıl yani 3. albümümü yaparken doğmuş kızcağız. Onlar tabii ki gözlerini açtıklarında benim gibi figürü görüyorlar. Ama onun için yeni olan şey nedir? Bugün keşfedeceği şeydir. Bir şarkıya, bir şarkıcıya, bir albüme denk gelir. Aa yeni çıkmışlar. Her birinin pozisyonu yani her birimizin pozisyonu farklı ama oluyor. Zamandan da bağımsız. Mesela İstanbul'da sonbaharı bilmemek, yağmuru bilmemek falan. Yani tüm zamanlarda yapılmış en iyi yağmur şarkısı seninkisi. Teşekkür ederim. 26 yıllık bir kariyer nostaljik bir üründür zaten. Ben yeni şeyler de yapıyorum ama biz taşıyıcı değilizdir artık. Yandan kendi kariyerimizi sürdüren insanlarızdır. Onlar günde 3 tane konser verir, yorulmazlar. Biz artık menajerimize ya yeni konser alma, ben spora gideceğim diyen insanlardınız. Sen ne dinliyorsun Yağmur? Teoman. Ne oldu? Nostaljik karakter diyordun. Rap dinliyorum sen rap. Ya açılınca böyle şey oluyor ya, sarıyor. Ne mesela? Kimi dinliyorsun rap? Uzi. Uzi'yi ben de seviyorum. Çakal'ın da var. Sen ama yeni bir isim koymayacaksın galiba ortaya. Yok, koymayacağım. Yani burada ne konuştuysak senden o çıkıyor. Motive. Motive'yi de seviyorum ben. Motive ne ya? Ben bilmiyorum. Çok Motive fazla var. Grup var. Evet ya, yakınım mı? Şöyle bir şey yapıyorum ben. O bu benim resmen kendimi nedendir bilmiyorum. İçimi rahatlatan bir şey. Yeni birilerine bakıyorum. Beğendiğim zaman ki çoğunlukla beğeniyorum şarkılarını. Öyle denk geliyor. Nedense bir içim rahatlıyor. Taşıyıcı dediğin şey o. Taşıyıcı olmak öyle iki tane şarkıya falan bakmıyor bence. İki şarkıyla kariyer yapamazsınız. Ama o tribe girersiniz. Zannedersiniz. İllüzyondur o. Tabii. Yani birisi bir tane şarkı çıkarır. Zanneder ki o şarkı hit olursa Türkiye turnesine çıkacak. Tabii de abi hemen Instagram'da bir şey de olmaz. Hedef hemen Instagram'da 1 milyon olmak ya. O oldun mu büyük star zannediyorsun kendini. Bu işte tek goller kolaydır. Önemli olan istikrar, sonrasında da bir şeyler yapmak. Hatta benim kendi bakış açıma göre gittiğin yolu birazcık da çevirmek, hatta derinleştirmektir benim gibi bakış açılarında. Çok çabuk star olunuyor mu sence? Yoksa starcık mı oluyor? Ben bilmiyorum. Yani o çocukların, ben sadece müzikal taraflarına bakıyorum. Artık bunlar tam anlamıyla star mı oldular, sürdürebilecekler mi vesaire onu göremiyorum. Kaan sürdürür, Kaan Boşnak. Evet. O zaten oldu. Yani kapasitesini de çok güzel gösterdi. O başka şeyler de yapar ileride. Şimdi burada bir de kişilik de mühim. Yani ısrarcı mısın değil misin de mühim. Bazıları ısrar etmez. Bu bana yetti der. Başka bir alana geçer. Müzikten kazandığını restorana yatırır. Oradan da hayatını sürdürür. Kariyerinde ısrarcı oldun mu müzikal anlamda? Yapacağım, ödeyeceğim falan. Eskiden öyleydim. Ha. Yani ilk başlangıcımda da öyle. Kendime güvenirdim açıkçası. Ben hallederimciydim. Eğer bir şey varsa o sorunu ben çözerim diye kendime çok güvenliydim. Hiç artık, hırslı bir insan şeyin yok ama biliyor musun? Eskiden hırslıydım. Allah Allah. Hırslıydım dediğim yani kendine zaten bir oyunu yaratmak için hırslı oluyorsun. Yoksa ben herkesi geçeceğim, en büyük olacağım gibilerinden yaklaşmıyorsun. Ya komik şeyler de oluyor. Mesela bir 4 kişilik bir aile çeviriyor. Bir tane yaşı küçük birisi lütfen fotoğraf çektirelim
diyor. Tamam diyorsun. Sonra anne sen de gel diyor. Annesi yok diyor. Gel gel diyor. Sen orada bekliyorsun. Bunlar aralarında gelip gelmeme hususunda tartışıyorlar. Kadın istemiyor. Sen ikna et. Kızı gelsene ne olur. İkram ediyor falan. Böyle garip pozisyonlar oluyor. Ben bunların hepsine alıştım. Yani böyle ne yapıyorsunuz ya? Afra tafra yapmıyorum. Siz bilirsiniz falan diyor.